kapıdan girerken hızlıca öksürseler girisin geri kaçacağım. Öylesine korkuyorum, utanıyorum. Şiiri bırakıp dönüyoruz arkadaşımla. Ertesi hafta derginin bir köşesinde yazımı basılmış görüyorum. Artık korkum dağılıyor. Yalnız başıma gidiyorum Servet-i Fünun'a. Birinci katta sağda bir bölmenin arkasında çalışıyor Halit Fahri Bey. Yanımda bazı gençler provaların düzeltilmesi işinde yardım ediyorlar ona. Kendimi tanıtıyorum. Halit Fahri Bey ilgi gösteriyor, iltifat ediyor. Bölmenin içine giriyorum. Giriş, o giriş. Servet-i Fünun dergisinde çalışanlar arasından 7 genç yazar bir araya gelerek o güne dek yazdıklarını bir kitapta toplarlar. 7 meşale. Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat topluluğu olan grup bundan sonra 7 meşaleciler olarak anılacaktır. 1929 yılında Birinci Perde adlı şiir kitabını yayımlayan Cevdet Kudret, daha sonraki şiirlerinin İkinci Perde ve Üçüncü Perde adları altında derlediyse de kitap halinde bastırmaz. Bu arada oyun yazmaya da yönelir. Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde Rüya, Kurtlar adlı oyunları Darülbedai'de sahnelendiğinde henüz 20'li yaşlarının başındadır. 1933'te hukuk fakültesini bitirir. Ancak mizacına uygun olmayan bu mesleği benimsemez, öğretmenliği seçer. Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanır. 1937'de öğrencisi İhsan Nisari ile evlenen Cevdet Kudret, edebiyat çalışmalarını Kayseri'de bulunduğu yıllarda da sürdürür. Yaşayan Ölüler, Danyal ve Sara adlı iki oyun yayınlar. Cumartesi Çocuğu adlı güldürü biçimindeki oyununu ise tamamlamamıştır. Bunda tiyatro çevresine duyduğu tepkiyle oyun yazmaktan vazgeçmesi de etkili olmalıdır. 1938'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na diksiyon ve edebiyat öğretmenliğine atanır. Daha sonra Ankara Erkek Lisesi'nde ve Atatürk Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğini sürdürecek, bir sürede İnönü Ansiklopedisi'nde edebiyat sekreteri olarak çalışacaktır. Bu yıllarda romanla da ilgilenmeye başlar Cevdet Kudret. Süleyman'ın Dünyası üst başlıklı üçlemede, Birinci Dünya Savaşı'ndan Demokrat Parti dönemine kadarki 30 yıllık kesiti anlatır. Sınıf arkadaşları, havada bulut yok, karıncayı tanırsınız. 1940'lı yıllarda yazdığı öykülerini ise çok sonra 1974'te Sokak adlı kitapta bir araya getirmiştir. 1950'de Demokrat Parti iktidara geçince kıdeminin altında bir görevle Bitlis Ortaokulu'na atanır. Öğretmenlikten istifa etmek zorunda kalır. Bu kararın nedenini eşi İhsan Kudret şöyle anlatıyor. Şan olsun diye gideceğim diyordum. Gitmese ne yapacaktın? Cebimizde sadece 9 liramız vardı. Bu gerekçesiz tenzihli sınıf bir tayindi. Dava açsa kazanırdı. Ama zamana dayanmak bizim işimiz değildi. O sırada birisi onu uyardı. Faik Reşit Unat. Ya dedi, kaldığın otel odasına münasebetsiz bir kağıt bırakırlarsa ne yaparsın? Bu uyarıyı yapan sıradan biri değildi. Ciddiye alınmalıydı. Ceylek istifa etti. Cevdet Kudret bir süre İstanbul ve Ankara'da avukatlık yapmayı dener. İstanbul'da kaldığı şu 8-10 ay içinde bürosuna bir tek müşteri gelmemiş. Bir gün halası uğramış. İçeri girmeden yandaki odadan çevirmişler. Hanım işini ona verme, polis takibinde demişler. Avukat olarak da çalışamayan Cevdet Kudret başvurduğu hiçbir işe alınmaz. Tam 17 yıl işsiz bırakılır. Geçimini sağlayabilmek için ders kitabı, antoloji, edebiyat tarihi gibi türlere yönelir. Abdurrahman Nisari takma adıyla liseler için edebiyat kitapları yazar. 1967-1970 yılları arasında Türk Dil Kurumu'nda redaktör, Bilgi Yayın Evi'nde danışman olarak çalışır. 1970'te Haksızlıkların Takipçisi Profesör Muammer Aksoy'un gayretiyle Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'na öğretim görevlisi olarak atanarak öğretmenlik mesleğine döner. 1973'te Yaş Haddinden emekli olduktan sonra 1986 yılına kadar yaşayacağı Bodrum'a yerleşir. Cevdet Kudret uzun yılların çakıl çukul yollarından yorulmuştu. Havasında bulut, mahlesinde duman olmayan,
Bodrum'a yerleşti. Bundan böyle keyfim için okuyacağım, keyfim için yazacağım diyordu. İlk yıllar mutluydu ama birkaç yıl sonra kendisini o avare kasabada yadırgamaya başladı. İstanbul'u, Baba Ali'yi, dostlarını özlüyordu. Geçirdiği bir kalp krizi gözünü korkutmuştu ayrıca. 1986 yılında Kudret ailesi İstanbul'a göç etti. İstanbul'da uzun yıllardır hasretini çektiği aktif edebiyat ortamına yeniden kavuşmak onu çok mutlu etmiştir. Ama bu sevinci çok sürmez. Yıl 1990. Bir gece yatmak üzereyken sol bacağını çekemedi. Yardımımızla yatabildi. Teşhis, prostat kanseri. 1992, 10 Temmuz Cuma günü saat 15:05'te uçup gitti. Cevdet Kudret ardında çok sayıda kitap bıraktı. Şiirler, romanlar, öyküler, tiyatro oyunları, denemeler, eleştiri yazıları, incelemeler, antolojiler ve tamamlayamadığı bir edebiyat tarihi. Her biri alanında önemli bir boşluğu dolduran, kuşaklar boyunca yararlanılacak bu kitaplardan bazıları şunlardır. Türk ve Batı edebiyatından seçme parçalar. Örneklerle edebiyat bilgileri. Türk edebiyatında hikaye ve roman. Dilleri var bizim dile benzemez. Bir bakıma. Benim oğlum bina okur. Kalemin ucu. Karagöz. Ve orta oyunu. Orta oyunu kitabıyla 1974 Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman kitabıyla 1991 yılı Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü almıştır. Dil Derneği Türk Dili Onur Ödülü ve Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülüne değer görülmüştür. Değerli konuklarımız, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü törenimize hoş geldiniz. 1992 yılında Cevdet Kudret ailesi tarafından başlatılan ödül, 10. yılında TÜYAP'ın sağladığı destek, 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sahiplenmesi, değerli edebiyatçılarımızın ve siz edebiyat severlerin omuz vermesiyle bugünlere geldi. 5 ayrı dalda sırasıyla şiir, roman, öykü, inceleme, araştırma, deneme ve tiyatro konularında her yıl dönüşümlü olarak verilen ödüllerden bu yıl sıra şiirdi. Konuşmalarını yapmak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Muharrem Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, Cevdet Kudret'i anmak için toplandık. Cevdet Kudret bizler için efsane bir isim. Çünkü hem işin öğretmenlik kısmı, eğitim anlamında pek çok metni yayınlamış, o metinle ilgili açıklamalar yapmış. Açıkçası öğretmenliği bilip öğretmenler için de uygun malzemeleri sunan bir isim olmuş. Ve kendisi hakkında yazılan kitapta olduğu gibi edebiyatın ağır işçisi. Yani şimdi yayın listesinin bir kısmı verildi. Hem antolojiler var, ders kitapları var, eşinin, abisinin ismiyle o kitapları yazdırıyor. Tevfik İleri anladığımız kadarıyla tam bir takip halinde. O isim ortaya çıkınca da Banarlı o ismi veriyor ve ondan sonra tabii ki ders kitabı olarak önerilmiyor. Onun dışında inceleme kitapları var, edebiyat tarihi eksik kalmıştır dendi ama isimlere baktığımız zaman isim ve eser üzerinden aslında o edebiyat tarihinin temelini oluşturduğunu görüyoruz. Fuzuli, Nedim, Baki, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, Eşref'in Hicbeyleri, Hüseyin Cahit Yalçın, Yunus Emre, Karacaoğlan, Şinasi, Ahmet Mithat görüldüğü üzere hem halk edebiyatı, divan edebiyatı, çağdaş edebiyat, Tanzimat'tan günümüze doğru bunlarla ilgili devir, şahsiyet, eser. Yani o dönemdeki temel
yaklaşım tarzı biliyorsunuz. Ama metinlerle ilgili açıklamalar da yapıyor. Bir edebiyat öğretmeni olmasının getirdiği alışkanlıkla diyelim. Ve hakikaten çok yerinde tespitler. Halk edebiyatı dersi veriyorum üniversitede. Bizim açımızdan da çok temel metinler bırakmış günümüze. Karagöz 3 cilt mesela o alanda yapılan yayınlar açısından hala zirvedir. O kadar metin başka bulup yayınlayan olmadı. Ortaoyun kitabı da keza böyle. O metinleri yayınlamıştır, toparlamıştır. Daha sonra Sabri Kuz'un editörlüğünde tekrar bunlara da eklemeler yapıldı. Ve bir yanıyla da hem öğretmen hem de edebiyatçı, şair, romancı, tiyatrocu şiir kitapları var ve 5 yılda bir şiire sıra geliyor. Bu sene de öyle oldu. Romanları var, tiyatro eserleri var. Ama şiiriyle ilgili keşke yazmaya devam ettirseydi diyebileceğimiz metinler var. Yahya Kemal'e götürmüş ve Yahya Kemal hepinizin bildiği gibi işte Şiir Vadisi'nde ben yazdım artık size gerek kalmadı. Bunun halinde bir söz edince daha sonra da pek çok şair adayı bu işi bırakıyor. Cevdet Kudret devam ettirmiş. İşte birinci perde yayınlanıyor, ikinci, üçüncü perde yayınlanmamış. Ama daha sonra da kendisi Türk şiiri başka bir yola girmişti diyor. Çok daha farklı tarzda şiirler yazılmıştı. Artık o tarzda yazmam mümkün değildi, bıraktım diye kendisi açıklama yapıyor. Ama galiba bu baba katastrof etkisi herhalde orada karşımıza çıkıyor. Yani o ustanın engelleyici tavrı diyelim artık. Bir küçük şiirinden bir parça okumak istiyorum. Yani anma günündeyiz, Cevdet Kudret'i anıyoruz. Şiir üzerine ödül verilecek. Küçük bir parça okuyayım. Gece yarısı şiirinden. Dizilir ince ince alnına bir soğuk ter. Gavur mahallesidir evimin yukarısı. Rüzgarın salladığı bir çan durmadan öter. Bu ses aynı şekilde uzayacak yarın da. Bazen bir ışık gezer. Tamam gece yarısı. Karşıdaki bir evin pencere camlarında. Şimdi gözyaşlarımla karanlığı delirim. Bana hatırlatıyor uzun uzun her akşam. Simsiyah serbileri bembeyaz perdelerim. Korkudan büzülürüm. Usulca bir kenara yatmak için yerimden azıcık kımıldasam gölgem bir hırsız gibi tırmanır duvara. Şiir ödülleri 1993'te Hüseyin Yurttaş'a verilmiş. İlk yaz töreni ve kirli tarih kitapları için. 98'de Ahmet Özer'e Aşkın Taç Yaprağı için. 2003'te Melisa Gürpınar'a Ada Şiirleri için. 2008'de İsmail Uyaroğlu'na Kirli Şiirler kitabı için. 2013'te Fırat Caner'e Zeval kitabı için. 2018'de de Yavuz Türk'e Sonra Doğdum kitabı için. Bu sene de Cem Yavuz'a Soluk Dönüm kitabıyla verildi. Şimdi ben sözü Nazmi Ağıl'a, seçici kurul üyemiz Nazmi Ağıl'a bırakıyorum. O da gerekçeyi okuyacak. Sayın misafirler, hoş geldiniz. Bugün yarışma jürisini temsilen burada bulunuyorum. Size yarışma sonucunu ve gerekçesini açıklayan basın duyurumuzu okumak istiyorum. 2023 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, Elif Sofya, Asuman Susam, Gonca Özmen, Yalçın Armağan ve Nazmi Ağıl'dan oluşan seçici kurul tarafından şiir dalında verilmiş, varlık ve varoluş sorununa dair eleştirel bir sorgulamayı içerdiği, dünya şiirini derinden kavradığı, şiir geleneğimize yenilikçi bir bakışla yaklaştığı ve avantgard tutumla katmanlı bir söyleyişe ulaştığı için Cem Yavuz Soluk Döküm kitabı ile ödüle değer bulunmuştur. Tebrik ediyorum size. Ben Cem Yavuz'un edebiyata çok emek vermiş birisi olduğunu da bildiğim için ödülün aynı zamanda böyle bir hak bilirlik de olduğunu, tabii ki kriter bu değildi ama çok yerine gitti diye düşünüyorum doğrusu. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Sonra mı bir şeyler söyleyeceğiz? Hocam siz de buyurun. Evet, size daha sonra söz vereceğim. Teşekkürler. Sözü ödül alan
yazarımıza bırakıyoruz, şairimize bırakıyoruz. Merhaba. Konuşsunuz da konuşabiliyor. Duyuyor musunuz sesi? Mikrofonla daha iyi. Mikrofon. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum herkese. Kitabın adını sık sık düzeltmek zorunda kalıyorum. Aslında bu çevirdiğim, şiirlerini çevirdiğim Paul Celan'ın Atom Bende, yani Soluk Dönümü isimli kitabına da bir gönderme ve bunu açan bir ifade. Yani bizim nefes alıp verişimiz gibi bir soluğun dönümü. Ama benimkisinde bir de soluk bir dönüm noktası vurgusu var. Dolayısıyla dökümle bir ilgisi yok yani. Onu net olarak bir kez daha söyleyeyim. Herkesin hayatında belirleyici bir şeydir ama şunu ifade edeyim, yani benim hayatımda bu karşılaşmaların çok yoğun olduğunu her an yeniden gözlüyorum. Mesela az evvel fark ettim, ben salona biraz geciktik ararken bu salonun adının Heybeliada olduğunu fark ettim. Benim asker lise ve harp okulu, Deniz Harp Okulu yıllarım orada geçti. Cevdet Kudret ismiyle ilgili de bir karşılaşma, önemli bir karşılaşma var hayatımda. Ben Taşra'da okudum. Özellikle ortaokul, ilkokul bir kısmı ve ortaokulu. Taşra'da çok sıkılan bir çocuk olarak burada aramızda bulunan teyzem sayesinde biraz da bu işlere girmiş oldum ben. O sıkıntımı aşmak için de Karagöz oynatırdım. Yani çocukken işte mukavvalara uzuvlar halinde Karagöz kesip yapıştırıp, fırçaların ucunu kırıp, annem terzi, onun patron kağıtlarıyla perde yapıp, yani bir sıkıntıyı gidermek için Karagöz oynatırdım. Ama yani bir çocuk olarak bir yere kadar uydurabiliyorsunuz Karagöz hikayelerini. Ondan sonra Taşra'da bir Ege kasabasında, Tire'de, özellikle Necip Paşa Kütüphanesi ve Halk Kütüphanesi'nde az önce bahsi geçen Bilgi Yayınları'ndan çıkmış olan Karagöz ciltleriyle tanıştım. Yani orada derlenmiş hikayeleri okumaya başladım. Daha sonra asker lise yıllarımda hafta sonu izinlerimde uğradığım sahaflarda Cevdet Kudret'in Birinci Perde kitabını ve Sokak ve Havada Bulut Yok kitaplarını okuduğumu hatırlıyorum. Birinci Perde'den özellikle daha sonra Trakl çevirirken yani isim benzerliğinden ötürü de yeniden hatırladığım 10 Ölüm Şarkısı şiirini ve çocukluğum şiirini hatırlıyorum. Sokak isimli öyküler kitabından hala tazeliğini koruyan Gök Mahkemesi isimli bir öyküsünü çok net hatırlıyorum. Yani o kitap eğlencelik ve ağlancılık diye iki bölüme ayrılmıştı ama o öykü her ikisine de girebilecek trajikomik bir öyküydü. Hasıl kelam, bu karşılaşma da kendisini edebiyatın proleteri diye tanımlamış bir emekçi adına verilen, onun onuruna verilen bu ödülün de bütün çabasını, ya 35-40 yıla yaklaşan bir mesai sonunda çeviri, düz yazı, inceleme ve şiire hasretmiş biri olarak bu ödülle buluşmaktan onur duyuyorum. Dolayısıyla önce Cevdet Kudret ailesine, sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne, sonra değerli seçici kuruldaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli yayıncım, çevirmen arkadaşım, bu kitabın özel bir ebatla ve boyutla basılmasını sağladığı için Saadet Özen'e özel olarak teşekkür ediyorum. Bizim
mitolojik kahramanımız yüz gözlü Argus gibi mitolojik kahramanımız Levent Alaslan'a, editörüme özel olarak teşekkür ediyorum. Başka burada bulunan arkadaşlarıma, Bahadır Bayrıl'a teşekkür ediyorum. Teyzeme teşekkür ediyorum. Son olarak da ödülümü anneciğime armağan ediyorum.